Kamerayı unuttum lan. Kamera açıktaydı değil mi? Anasını satayım. Arkadaşlar kamerayı unutmuşum ya. Kamera çalışıyor kendi kendine. Şimdi yeni gelişmeler var. Yemek sepetinden ayrıldım. Çok güzel. Artık yemek sepetinde çalışmıyorum. Bıraktım işi. Daha doğrusu onlar çıkardı. Deaktife almışlar beni. Geçen şeyle tartıştım biraz. Canlı destekle tartışmıştım ya. Gerçi oraya koymadım videoya da. Çarşıdan ta bir 4-4,5 kilometre yol gittim. Mağazaya. Paket atadı. Bir gittim mağazaya. Mağaza kapalı. Haydi. Bana bir geldiler. Tepemden aşağı bir su döküldü. Çünkü yağmur, tamam mı? Soğuk. Ve ben o kadar yol gitmişim kapalı olan mağaza için. Öyle dünya yok ya. Sen boş konuşuyorsun ya. Mağaza 10'da kapanıyor. Bana gelmiş paket 10.30'da. Yani sistem bunu kabul ediyor, atıyor. İşte böyle bir sistem. Canlı desteğe bağlanmaya çalışıyorum. Bekle. Yok, bağlanmıyor. Ve 15-20 dakika beklettim canlı desteği bağlanmak için. Hatta o gün de ben şey videosu çekiyordum. Rekor videosu çekiyordum böyle. Bir önceki video işte. Rekor videosunu çekiyordum. Zaten acele ediyorum, hani şartı tamamlayayım, bonusu alayım diye. Bir de bu gelince bana üst üste var ya, nasıl böyle doldum, canlı desteğe bir bağlandı. Bir başladım sövmeye. Ama nasıl? Bendeki taşı açız göreceğiniz yarın. Abo! Ana avrat gittim ya. Dedim ki bak, senin suçun yok kardeşim dedim hani. Bunu o müdürlerine söyle, tamam mı? Onların ben ta dedim yani, öyle saydırdım, anladınız siz. Dedim adam akıllı iş yapsınlar, yapamıyorlarsa yani siktirsin gitsinler lan dedim. Bizim kimseye eyvallahımız olmaz kardeş. Biz de tek başımıza bir makineyiz yani. Biz burada iş yapıyoruz dedim. Bu soğukta gelmişim. O kadar yol kapalı mağaza için. Hani ertesi gün çalıştım. Ondan sonraki gün, yani pazar günü oldu bu olay. Pazartesi çalıştım, salı günü de işte sisteme giriş yapamadım. Çıkarmışlar. Sağlık olsun, zaten ben gidecektim Manisa'dan. Yani şöyle olacaktı. Manisa'dan gidecektim ama farklı bir şehirde yapacaktım bunu. Ama olsun. Sıkıntı yok, hiçbir problem yok. Moralimi bozmuyorum. Zaten yani kazancı tamam güzel ama Manisa'ya göre güzel. Şimdi ben Manisa'da yapmayacağım ki onu. Yani büyük şehire gitti mi birçok alternatif firma var daha çok kazandıran. Bakacağız. Kim onda aşağı daha büyümüş. Daha çok sistemi oturmuş. Hani programlı firmalar var. Ben yemek sepetinin şeyini seviyordum. Serbest olmasını. Hani istediğin saatte gir. İstediğin saatte git. Hani öyle tabii tam o kadar değildi ama yine slotunu ayarlıyordun. Rahattı. Hani bir şey yoktu. İstediğin saate hemen molaya çekip çıkabiliyordun. Olsun, sıkıntı yok. Yine yeni işlere falan bakacağım. İşte şimdi şeye gidiyorum. Benim eski çalıştığım yer vardı. Kumpirci. Kumpirci kafede çalışacağım biraz. Orada paket atacağız. Orada da saatlik. Orada da günlük veriyorsun. Direkt nakit para yani. Hiç orada aslında şey de gerek yok. Esnaf kurye falan da gerek yok. O yönü de güzel aslında bak. Şirketi kapatacağım büyük ihtimalle. Ya da kapatmayacağım. Şimdi gideceğim yerde tam ne olacak belli değil akıbet. Hani otelcilik yapıyordum ben önceden. Şimdi otelciliğe geri dönersem yine akşamları part time falan çıkmak istiyorum. Kuryeliğe. Ama nasıl olur nasıl hediyeler bilmiyorum. O yüzden bir iki hafta bekleteceğim şirketi. Kapatmayacağım. Zaten fatura gelecek bana. Bu faturayı kesmem lazım. Ondan sonra kapatmam gerekiyor. O zamana kadar bir beklesin şirket. Bir zararı yok bana şu anda. Şimdi şey yapacağım. Şu kumpircide çalışacağım. İki hafta falan. Bakalım durumlar ne gösterecek. Şimdi ilk paketlerimi aldım. Yine adrese götüreceğiz bakalım.
Daha önce çalıştığım yer zaten burası ya. O yüzden pek yabancılık çekmedim şu anda da. Sistem şöyle, onlarda da direkt elden yemek sepetinden paket geliyor ya da Trendyol getir. Sen sadece kendi kuryesiyle çalışıyordum. Paket başı almıyoruz orada, sabit saatlik. Yani paket gelse de gelmese de cebimize parayı veriyor sağ olsun. Hani günlük günü kurtarıyoruz ya, boşta kalacak kalmaktansa günlük kazancımız çıkıyor. Lan ayaklık kapalı değil mi? Lan bu ne trafik lan? Ne oluyor oğlum? Niye kilit burası? Burası kilit ya, burası ne ya böyle. Şimdi şöyle bir şey de var kumpircide, mesela kendi motorumla çalışıyorum ben. Normalde motor da veriyor, hani motor da var onda. Yok gel benim motorla da çalışabilirsin. Dedim yok, hani kendi motorumla yapayım ben. Niye? Çünkü bunda şimdi elci kısıtma falan var. Rahat şeyler takmışım, rüzgarlık taktım, telefon tutacağım var. Ve bir de lastiklerim iyi. Yani yabancılık çekmeyeyim şimdi. Senin motorla çalışacağım, bir de o da emanet anası satayım. Şimdi bir şey olur. Al başına dert. Şu oralardan geçelim ya. Bas gaza. Dediğim gibi bir de esnaf değilsin ya. Pek bir giderin yok. Aslında hiç giderin yok. Benzin parasını da veriyor adam. Yani sıfır giderle çalışıyorum şu anda. Cebime ne köversem kârdır benim için. Bunda da 9'da geliyorum, gece 3'te çıkacağım. Yani 6 saat falan yapıyor. Part time gibi düşünün. 6 saat iyidir, hem trafiğe kalmıyorum. 9'da başlıyorum abi, trafik falan yok. Gündüzleri yatıyorum evde, açıyorum filmimi, dizimi izliyorum, geziyorum. Akşamları da 3'e kadar çıkıyorum pakete. Öyle ya, bakalım nasıl olacak, ne göçek. Ne göçek ne lan? Ne göreceğiz hep birlikte izleyelim. Hep birlikte izleyelim, yaşayalım. Şimdi ben şu paketi götüreceğim. Evet ama şimdi Barbaros'tayım. Barbaros'ta bir paket daha vardı aslında. Ben o paket hazır bu tarafa geldim. Şu paketi atayım üstümden ya, dur. Hava güzel ya, yemin ediyorum var ya. Hani geçen soğuk vardı evet, çivi gibiydi ama şu an yumuşak ya. Manisa'nın bak havası çok iyi ya. Lan gidersem de yine güzel sıcak bir iklime gitseydim de, ama bakalım. Bir şeyler yapacağız ya. Ya soğuk yere gideceğim şimdi, birinden haber bekliyorum tamam mı? O iş olursa farklı bir yol çizeceğiz. Olmazsa farklı bir yol. O yüzden bir şey söylemek istemiyorum. Daha erken. Bu ne lan? Bu ne la? Buraları da amba kömür kokuyor ya. Ve yemin ediyorum köydeyim gibi hissediyorum ha. Bizim köyden hiçbir farkı yok maalesef. Köy havasını veriyor. Kömür her yer. Kömür kokusu, odun kokusu. Bu harita bana diyor ki buradan geç. Oğlum buradan yol mu var ya? Nasıl geçeyim ya? Allah'ım ya Rabbim, nereden geç dedi, gördünüz mü bak? Google harbiden bazen değişik hareketler yapıyor. Şöyle çıkalım. Çok değişik hareketler yapıyor ya. Lan yol yok diyor ki bana, raylardan atla. Bazen apartmanlarda da yapıyor he bunu. Bir giriyorum, ulan çıkmaz sokak diyor ki bu tellerden atla arkaya, oradan devam et. Ulan motorla nasıl atlayayım? Ki yaya da atlayamam bırakın, kafaya bak. Abi gece çalışmak güzel ya. Hani bazen o geçen acayip sıkıntı çıktı ama sakinsin ya. Hadi sen babacığım ya. Rahatsız mısın? Nesin lan bu efendim?
Bu geçen sıkıntı çıkmasa, rekoru kırsaydım, o içimde kaldı. Şimdi artık rekor da kıramayacağız anasını. Neyin rekorunu kırayım? Puh. İşten kovulduk. Getir'den aradılar. Getir'e girecektim. Şöyle oldu. Kendi motorumla yapayım dedim ama benim çanta biraz küçük. Onlarda da 5-6 paket art arda geliyormuş lan. Nasıl iş anlamadım yani. 5-6 paket art arda nasıl taşıyorlar kurye? Ben dedim benim çantaya sığmaz. Hani ön taraf var. Hani şurası boşluk. Dedim orası var olursa. Dedi yok orası da olmaz. Ooo dedim. Biz iyicene şey yaptınız. Orası olmaz, burası olmaz. Bir de onlarda şey de çıkamıyorsun. Çevre yoluna da çıkamıyorsun. Biraz sıkıntı. Oy dedim. Getir kalsın o zaman. İşten çıktım ben. He? İşten çıktım. Yok, vallahi. Çıkardılar ya. Nasıl çıkardın? Şeyle tartıştım canlı destekle. Şaka yapıyorsun. Vallahi billah. Niye tartıştın canlı destekle? Kanka geçen çarşıdan o yağmurda soğukta beni aldı Bozköy'e götürdü. 4,5 kilometre falan bir gittim mağaza kapalı. He. Ben de bağlanmaya çalıştım buna yarım saat bekletti bağlamadı. Ben de bağlanınca başladım sövmeye. Şaka yapıyorsun. Var mı? Dedim sizin yapacağınız sistemin, işin. Ondan sonra ertesi gün çalıştım işte pazartesi çalıştım. He, dün de şey yaptılar. Bir baktım deaktif almışlar. Teşekkürler, kolay gelsin. Direkt çıkarttılar, şaka yok. He vallahi çıkartmışlar. Ne yapıyorsun şu an? Şimdi bizim bir tane abi vardı kumpir kafa onun yanına girdim. Vay arkadaş. Günlük alıyorum onda da işte. Var üzüldüm ha. Yok la sadan gidecektim ben 2 hafta sonra. Vallahi. En azından bu şekilde oldu ama aldırırım ya yine kendimi. Kara listeye almasınlar da İzmir'de falan gir bari. Yani kara listeye alsalar bile bunlar şeydir ya. Şimdi ben aracı firmayla çalışıyordum ya. Başka firmaya falan denerim girmek istesem. Yani. Yine sıfırdan hesap açtırabilirim belki öyle düşünüyorum. Ya var, ama var, çalışmam var. Yemek sepetinde artık gerçekten ya. Gerçekten var. Bak POS'la uğraşıyoruz. POS'u kapatmışlar normalde tamam mı? Bugün kullanım düşü. Sürekli POS düşüyor. Ödeme almaya uğraşıyorum, alamıyorum. Zaman kaybı. 15 dakikadır burada sipariş iptal ettirmeye uğraşıyorum. Bak işte insan sinirleniyor değil mi? Zaman kaybı. Hani söveceksin, sövünce dışten çıkartıyorlar. Neyse ben de pakete geldim ya. Kumbircideyim aga ya. İyi, dikkat et pakete. Vallahi kanka sen de dikkat et. Tabii canım ya. Vay be. Oy 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 oy. Bu ne lan? O arkadaş da Hatay'dan gelmiş. Çocuk gerçekten iyi çalışıyor ya. Abi sabah 10'da geliyor adam akşam 10'da çıkıyor ya. 12 saat full. Bir de hiç izin yapmıyor adam he. Vallahi ben şaşırıyorum. Helal olsun adam geldiğinden beri ne zaman görsem çalışıyor adam ya. Ben yapamıyorum abi ben boğuluyorum abi. Sıkılıyorum Sabri bunalıyorum biliyor musun? Bilmez miyim Ekrem abi bilmez miyim? Vallahi daralıyorum ben sürekli böyle şey yapınca motordan tiksiniyorum ulan. Bir arayla şöyle oldum ulan az daha motordan soğuyacaktım lan. Hani motor seven bir insanım ama sürekli yap 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 sürekli bin şuna insan midesi bulanıyor. Dedim ne oluyor lan? Hemen çalışma saatini kısalttım. Bu ne lan? Yuh aman bir de elektrikli nasıl taşıyor lan onları? Üçünü birden. Cam ya bak da ne koyayım siz burayı var ya bak 12.30 birden sonra görün abi bomboş basıp gidiyorsun ya rahat
free. Yani şuradan bir yerden çıkış vardı ya, kestirme. Burası değil de şu ileride A101'in yanı. Yürü abi, ver coşku. Esir etti bizi burada ya. Ay vay be. Elbet bizim de çiçeklerimiz açacak be. Abi abi, aha. Benim gibi 4 tonluk delikanlıya yapılır mı ama? Bu saatten sonra ensemizde ayna mı taşıyalım? Kelle koltukta mı gezelim abi? Ben 15 senedir Ateş abinin yanındayım. Malı getir, malı götür. Bir yanlışımız var mı? Yok. Ne olmuş yani abinin bir kutu kekle bir kutu mantarı kaybolmuşsa? 15 senede değişmeyen bir şey var mı abi? Sen söyle. Var. Lan dedik adam akıllı bir şey kazanmaya başladık. Ondan da kovulduk ya. Abi ne yapayım? Benim de şeyim bu ya. Çabuk parlıyorum. Tanımıyorum kimseyi vallahi. Bende de böyle aga, çok iş yaktım ben ya. Ay aman akım, boğazıma bir şey kapı takıldı lan. Duyan da ağlıyor sancak amına koyayım. İşte bundan bahsediyorum abi ya. Abi bomboş, görüyor musun? Saat şu an 1'e geliyor. Hey bomboş ya. Işık mışık yok. Tek tük insan. Araba yok. Oh be. İşte bu şeyde sürmek zevkli oluyor abi. Hani bu yolda sürmek gerçekten motor zevk veriyor. Hani yol bomboş bana. Seviyorum ya bu saatlerde çalışmayı. Biz gece kuşuyuz. Gece zaten bir Batman çalışıyor, bir de ben çalışıyorum yani. Batman'le iş ortağıyız biz ya. Batman benden özendi bu iş. O da sonradan gece çalışmaya başladı. Araba bile yok. Şuraya bak lan. The Walking Dead'de miyiz lan? Aha. İnsan. O da polis. Polis geçiyor. Yürüyen ölüler, kimse yok. Oo. İnsanlar zombi olmuş. Böyle yollar boş, düşünsenize. Kimse yok. Oo. Bir an kendimi o şeyde hayal ettim de. Aha, şurada son kalan insanlar. Evet. Bir paket daha verdim ve bugünü bitirdik. Şaka maka saat 3 oldu. He. İyi zaman geçti ya. Durumlar bu şekildeydi arkadaşlar. Yeni işlerimize bakacağız, yeni dönemlerimize bakacağız. Yılbaşı geliyor, yaklaşıyor. Gün geçtikçe daha da kazanmamız lazım. Aha, yağmur atıştırıyor. Ulan hava güzel dedik, yağmur atıştırmaya başladı ya. Yılbaşına kadar ne kadar kazanabilirsem kazanmaya çalışacağım. Yılbaşından sonra da yine bir sayfa açacağız arkadaşlar. Dümdüz bir oturacağım, bir borçları harçları komple toplayacağım. Gece gündüz çalışacağız. Gündüz farklı iş, gece yine farklı iş, kuryelik falan. Yuvarlanacağız. Gittiğim yerde neresi olursa olsun artık sağlam para kazanmaya çalışacağım. Oh. Bunu da sürekli böyle kayda almaya çalışacağım. Yaşadıklarımı bakalım neler yapacağız, toparlayabileceğiz mi? Tökezleyeceğiz mi? Elbette tökezleyeceğiz ama düştüğümüz yerden de kalkarız be. Biz bu işe dün başlamadık aga. Vur lan! Vur! Hadi dedeler bekliyor nineler. Yemek sebebi de neymiş? Amına kodumu seni. Aha. Merhabalar. Bu ne lan? Kimsiniz oğlum? Amına kodumlarına bak.
Kovdular bizi. Trendyol'a başlayalım abi biz. En iyisi Trendyol zaten ya. Harbi diyorum, en iyisi Trendyol. Devam et.